Evet. Eyvallah. Yani. Bizim kitabımız onların kitabı, bizim dinimiz onların dini, bizim milletimiz onların milleti. Hermeneotik tek bir çatı altında, değil mi? Bu Tamam. anlayış akletmez misiniz? O Ya. açılar, o perspektifler üzere varlık okuması hakikaten Kur'an'da ilk emri oku işte. Belki de bu menzilleri oku. Menziller Tabii. üzerinden oku. Tabii. Yani. Hermeneutik. Oku Evet, bu evet. da. Oku. Yoksa bak sadece bir kitap olsaydı bu okunması gereken, niye okuyacağını bilmekle ilgili bir problem yaşamazdı peygamber. Kendisine oku dendiği zaman neyi okumam gerektiğini, neyi okuyacağım diyor. Cebrail'in getirdiği haber üzerine oku neyi? Bir daha oku ama neyi? Rabbin adıyla oku. Rabbinin adıyla oku. Okunacak olan ne? Yani eğer bir metinse oku okuyayım. Muhammed cahil mi? Yani öyle olduğunu işte yücelterek şöyle okuma yazma bile bilmiyordu. Neler neler verildi kendisine. Bunu aşağılamak için de söyleyen var. Yüceltmek için de söyleyen var. Halbuki kendisi kervanları güden bir tacir aynı zamanda. Yani bir tacirden bahsediyorsun. Basit bir hikaye mi? Tabii ki okuma yazmayı biliyor. Öyle bir insan okuma yazma bilmesi için çok çalışmasına da gerek yok. Zeki, ne kadar zeki bir insan olduğu da belli. Yani peygamberi övmek için değil. Tabii ki övgüler onun üzerine olsun da yani onun övgüsü benden değil. Ama kendisinde apaçık yazıyor. Neyi okuyacağım diyor. Nasıl okuyacağım demiyor. Aldı eline. Nasıl okuyacağım? Bu Hintçe. Ben okumayı bilmiyorum ki Hintçe. Demedi. Nasıl dedi. Neyi? Neyi okuyacağım? O Evet. zaman o başlangıçta noktasında hala okumalar devam ediyor, değil mi? O oku sorgusu. Az önce Tabii. Tevrat'tan okudum. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. O başlangıca neyi koyacağız? Neyi okuyacağım yani? Tabii. Başlangıca neyi koyacağım? Ya koca felsefe tarihi tamam. Ya ontoloji bu demek. Başlangıçtaki yani ontoloji diye bir şey var. Bilim var. Ya da nasıl diyeyim, felsefenin bir kavramı ve bir şeyi, paradigması. Paradigma da denmez. O başlı başına felsefenin kendisidir ontoloji aslında. Yani. Ontoloji üzerine konuşmak istediğin zaman bütün teologlar, felsefeler başlangıç sorunsalını irdelemek zorunda. Başlangıcın nasıl olduğunu söylemezsen sonunu nasıl söyleyeceksin? Başlangıç yoksa son yok. Arada bir tahmin. Geri kalan hayatın anlayışların hepsi tahmini. Bütün anlayışların temelinde ne var? Başlangıçta ne var? Hepsi. Asıl soru başlangıç. Ve kitap böyle başlıyor. Başlangıçta. Başlangıçta. Neyin başlangıçtan önce ne var? Başlangıcı Tanrı yaptı. Başlangıçtan sonra Tanrı olmadı. Tanrı başlangıcı yaptı. Tanrı nerede başlangıçtan önce? Değil mi? Bunların üzerine külliyatlar neler neler söyleniyor. Şimdi biraz o metinlerden okuyabilir miyiz? Betimlemeler, Tabii. örnekler. Bu açık yapıt meselesi anlaşıldıysa birazdan yapacağımız okumalar çok daha net yerli yerine oturulur. Yani çünkü şu hikaye şu. Bir dille gönderildi. Bu dil Tanrı İbranice mi konuşurdu? Değil mi? Tevrat'ı İbranice gönderdi. Peki Tanrı Arapça mı konuşurdu? Tanrı'nın dili Arapça mı? Diğer diller nereden geldi? Tanrı Arapça konuşursa. Tanrı bir gramerle mi konuşur? Bir dille mi konuşur? Mesela şeyi bile söylüyorlar. İşte biz derken diyor, biz derken saygıdan dolayı biz diyormuş şeklinde yorumlar da var. Doğru. Doğru. Bu, ama bak bu bir yorum. Öyle olmak zorunda. Mesela Tevrat rabbinik literatürde biz dediği nedir? Neye atıf yaparlar? Derler ki Tevrat, Tora rabbinik literatürden yani Yahudi ilahiyatından söylüyorum. Tora yaratılmış bir şey değildir. Tanrı'nın aklına Tora denir diyorlar. Tora, Tanrı'nın aklıdır. Yani kainatın yaratılış planına Tora denir. Tora, kainatın yaratılış planı. Yani diyor ki Tanrı o zaman bir şeyler olsun deyip yapmadı. Ne yapacağını biliyordu. Bilerek yaptı. Tanrı bilmeden bir şey yapar mı?
işte Tanrı'nın yapmadan önceki bilişine Tora denir. Ve Tora canlıdır diyorlar. Tora yaşar. İşte biraz önce senin söylediklerin, kitap yaşıyor o zaman. DNA gibi yani. Dil böyle. Aynen o. Tora yaşıyor. O zaman Tanrı diyor ki Tora ile konuşuyor. Tanrı Tora ile konuşuyor. Diyor ki yapalım. Kendi benzeyişimizle insan yapalım. Benim niteliklerim senin namusun, aklın. Yani nomos, aklınla. Yapalım. Aa, o zaman anladık. Hayır, anlamadık. Bu bir biçim, bir okuma biçimi. Bu cümleye, bu anlayışın altına artık işletmen lazım. Onu biçimlendirmen lazım. Tora'nın yaratılıştan önce var olması ne demek? Bunu düşünmen lazım. Bu bir cümle. Aslında söyledim işte. Çok muhteşem bir hakikat. Bu hakikatin içini nasıl doldurursan sen olsun. Bu cümleyi ezberleyen değilsin sen. O cümleyi yapılandıransın. Nasıl yapılandıracaksan o olacaksın. İster Tevrat'tan yap, Tora'dan yap, ister Kur'an'dan yap. Nereden yaparsan yap. İslam içinde hani sistem, sistemin kendisi İslam. Allah katında din İslam'dır dediği nokta aslında sistemin, evet, niteliği odur. Tora içinde aynı şekilde planın kendisi odur yani. Tabii. Yani bu hani bir dilde hani kozmik bütünlük diyelim biz buna. Bütünlüğün kendisinin ismi Tora. Bütünlüğün ismi İslam aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte bu bazıları insanlık tarihini şeyden başlatır. Adem'den başlatır. Bazıları yok, Adem'den sonra öldü gitti. Sonra Nuh geldi. Nuh'tan başlatır. İşte farklı farklı başlatmalara farklı temellendirmeleri gider. Bir anlayışta Tanrı'dan başlatır. İnsanlık tarihi Tanrı'yla başlar. Der. Ne? Kendini nereye dayandırıyorsun? Biz maymundan geldik. Ya o da fena değil ama onun fıkrası vardır. Yeterli bir başlangıç değil. Daha ötesi var ya. Fıkrasını biliyor musun? Fıkra aldı. Yok. Çocuğun kafası karışmış okulda aldığı derslerden. Gitmiş babasına demiş. Baba ya okulda anlatıyorlar. Benim kafam çok karıştı. İnsan nereden geliyor? Çok basit. Maymundan geliyoruz işte. Evli evli maymundan insan olduk. Tatmin etmedi. İçeriye geçti. Anne dedi, okulda böyle böyle diyorlar. Babam dedi ki maymundan geldik. Biz nereden? Bizi Tanrı yarattı. Babam maymundan geliyor. O babanın ailesi diyor. Evet. Yani buradaki aslında anlaşılan şu. Kendini nerede temellendiriyorsan ona bağlarsın. Kendini Tanrı'da temellendiremiyorsan nerede temellendireceksin? Yani meyveyi anlamak için ta tohumdan başlamak gerekiyor. Yoksa meyve anlaşılmıyor. Açmıyor kendisini. Tabii. Meyve de tohum açmıyor. De, tohum meyvenin sırrı. Öyle diyorlar. İşte oğul babanın sırrı falan böyle şeyler var ya. Ayetler. Bunları işaret ediyor. Tanrı nece konuşuyor? Tanrı bir kere kendi ifadesiyle, kitapların kendi ifadesiyle Tanrı vahiy suretiyle bildiriyor bu kitapları. İbranice yazmıyor. Arapça da yazmıyor. Peygamberlerin kalbine inzal olan vahiyleri, bak, kalbe inzal olan vahiyleri akla rücu ettirerek bize taşıyorlar. Kalbe inzal olanı akla rücu ettiriyor. Bak, hem iniş hem çıkış var. Kalbe inzal oluyor, akla rücu ediyor. İnzal olan vahiy, rücu eden risalet. Peygamberler risalet. Sana söylüyor çünkü, bak, söylüyor, yazıyor. Peki Tanrı'nın bildirdiği gibi mi? İşte orada iman meselesi giriyor. Birebir aktarabilmiştir. Bazıları da yok diyor, aktarırken bozulmalar olmuştur falan filan. Mesela bak, çok ilginç bir tartışma daha var. Diyorlar ki, şimdi sana bir soru sorayım, onun üstünden konuşalım. Anlayış, derinlikler, en önemli şey anlayışın derinliklerine ulaşmaktır. Yoksa kitap kimseye hiçbir şey söylemez. Şimdi literal taraftan sana bir soru. Bir makaleyi alıp olduğu gibi aktarmak mı daha mukaddes bir iştir? Yoksa o metni alıp, anlamlandırıp, iç derinliklerine teneffüs edip mi aktarmak? Hangisi daha yüce? Bir söz var, diyor ki, alim diyor koyun gibi olmalı, kuş gibi olmamalı. Kuş yavrusuna kay verir, kusar, yediğini olduğu gibi kusar. Koyun ise diyor onu hazmeder, süte çevirir, o şekilde verir. Dolayısıyla o süte dönüşümü hal üzerinden geçmesi, işte
Hazreti Ali Efendimiz'in söylediği gibi, o susan Kur'an, ben ise konuşan Kur'an'ım dediği mana. Muhteşem. Kesinlikle buna katılıyorum. Dolayısıyla benimle aynı yoruma sahipsin. Sen de diyorsun ki mesela alıp o metni olduğu gibi aktarmak değil. Onu işte kendi anlayış süzgecimden geçirip ona katılmak daha mukaddes bir iştir. Eğer peygamberler böyle yapmış olsaydı biz onların yorumlarını okumuş olurduk. Tanrı'nın sözünü okumamış olurduk. Tahrif olurdu. Kendi kitapla, kendilerine inzal olan kitabı tahrif etmiş olurlardı. Daha bozmuş olurlardı. Kendi anlayışlarıyla bozmuş olurlardı. Musa'yı işaret ederlerken yine o Talmudik gelenekte derler ki Kabala kelimesi buraya gelir. Kabala hem gelenek demektir hem de Türkçe kabul deriz ya, kabul etmek. Kabala kabul etmek demektir. Musa'nın büyüklüğü kabulde yatar diyor. Kabul etmiştir. Almıştır. Hiçbir nefsaniyet karıştırmamıştır. Aldığı gibi aktarmıştır. Kabul, ama bunu kabul etmeden yapamaz. Olduğu gibi kabul etmek. Yani yanlış olduğunu düşündüğün yerler olduğu için kabul etmemezlik yapmazsın da canını yakan yerler olabilir. Olduğu gibi kabul edemeyebilirsin. Her şeyiyle kabul ediyor ve aktarıyor. Razı. Tabii. O yüzden Mekabela, yani bütün Tora'nın yazılı ve sözlü ve onun deruni tüm anlamlarıyla birlikte Sina Dağı'nda Tora'nın, Tevrat'ın Musa'ya verildiği ama halka onun kanun tarafını, işte şeye, bunun mistiklerine, onun anlayış tarafını, fıkıhçılar onun hukukunu bölüştürmüştür gibi anlatılıyor. Halbuki aslında söylenen şu, her insan bir Musa meşrep olarak bu kitaba yönelir. Ya fıkhına gidersin ya derinliklerine gidersin ama elindeki kitap Tanrı'dan geldiği gibidir. Söylenen bu. Kur'an içinde bunu söyleyebilirsin. Yoksa bugün olumsuz olarak söylemeyelim ama mesela işte Mevlana'yı, Yunus'u İslam'ın sıradan bir anlayışıyla karşılaştırdığın zaman ya aynı kitabı okuyup biri ne derinliklere gidiyor, öbürü nerelerde takılıyor kalıyor. Ya. Görüyorsun. Aynı kitabı okuyor. Aynı ayetler. Aynı ayetlerle yaparız da diyor Kur'an. Yemini dalalete, şaşkınlıkta bırakırız. Okur şaşırır. Bu ne ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Yani ister istesin giremesin, ister nefret etsin giremesin. Saçma sapan. Hepsi birbiriyle karışık. Bir öyle diyor, bir böyle diyor. Hiçbirini kabul etmiyorum. Buna şaşkınlık diyor. Delalet. Şaşkınlık. Şaşırmış. Kalıyor. İçinden çıkamamış. Bu kitap yok. Yanlış. Bu kitaplar doğru. Anlamadan kabullerin hepsine şaşkınlık diyor. Hidayet kavramlarıyla okuyabilmek, onun içerisinden çıkış yolunu bulmak, kitabın öznesi haline gelmek demek. Peygamber de söylüyor. Hepimiz şaşkındık. Hepimiz ve yolu yürüyenlerle hidayete ulaşırız. Ben ulaştım diyor. Her okuyan da samimi olarak kitaba yönelenler de hidayete ulaşır diyor. Üç sureti vardır kitapların bildirilişinin. Bu mesel falan hikayelerine gireriz. Bu hafta girsek yarım kalacak. Belki onun biraz daha ön çalışmasını yapmış oluruz. Haftaya da neler yapacağımızın ön bilgisini veririz. Belki bu bölümlere şöyle bir göz atabilirler. Tanrı insana kendini üç şekilde bildirir. Kur'an'a göre. Kur'an'ın kendi ifadesinde Tanrı insana üç şekilde bildirir. Vahiy suretinde bildirir kendini. Perde arkasından bildirir. Ya da bir elçiyle bildirir. Bir elçi vasıtasıyla bildirir. Ya bu tabii ayetini söylerim. Bu bildiğim bir ayettir senin de. Yani bazen hadis mi ayet mi karışır, bu bir ayettir. Sanırım Şuara suresinde geçen bir ayettir. Şimdi bunu yorumlaman gerekir. Vahiy ne demek? Vahiy doğrudan kalbe gelen bilgi demek. Bütün ilhamatlar hepsi vahyin bir altıdır. Vahyin altında yer alır. Şeyle bildirmek, perde arkasında. Tabii yani nedir? Sitre. Değil mi? Perde, sitre. Settar. Tanrı örter. Mesela neyle örter? Perdeyle örter. Ayıpları örter. Ya da sitretül münteha vardır. Son perde. İşte oraya kadar gelirsin. Onu açamazsın. Açarsa işte yanarsın. Tanrı o perdenin arkasından konuşur ki peygamber bile son perdeye kadar gelmiştir. İnsanların nice perdeleri vardır. Bu perdeleri kaldırmaktır esas. Tasavvufta ne kadar işlenen bir konudur. Perde Kabala'da mesela çok önemli bir kavramdır bu perde.
Klifot denir buna. Klifa, kılıf, zarf. Yani hakikati örten bir şey, hakikatini örten zarf, kılıf. Yani insan nerede? İşte burada, buradayım insanım. Hayır, insan bunun içinde. Bu zannetmeye kendini beden imgesi üzerinden düşünme olarak der mesela felsefede. Klifot bu şeylerin hakikati örten, nuru, ışığı kapatan şeylere perde deniyor. Felsefede bir kavram olarak bunun fenomenon olduğu söylenebilir. Fenomenler, yani dışsal fenomenler, doğa. Doğa olduğunu söyleyebilirsin. Doğaya bakınca ne görürsün doğaya? Ağaçlar görürsün, değil mi? Şey, atlar görürsün, böyle koşan böylece. Doğa deyince de hep o doğaya kaçıyoruz. Halbuki bu yaşadığımız şehir de doğadır. Doğa. Beton da olsa doğa kavramını içerisinde alır. Halbuki doğa bunlar demek değil. Doğa bu fenomenlerin hepsini, yani bu dışsal şey tezahürlerin zuhura gelirler. Çünkü tezahürlerin her birinin özüdür. Özüne doğa denir. Doğa elle tutulan bir şey değildir. Doğa bir kavramdır. Ama ne diyor? Perde arkasından, yani dışsal gerçeklikler arkasından sana söyleyebilirim. Nedir o dışsal gerçeklik? Kur'an'da örneği ne? Arı üstünden gösterebilirim. Sana örnek veririm. Bak diyor işte kuş, kuşa bak. Ankebuta bak. Şey, örümceğe bak. Bak örümceğe. Bak karıncaya. İşte bak gezegenleri. Görmüyor musun? Bak bunların hepsi perde. O perdelerin arkasında. Dolayısıyla perde ne demek? Sembol. Semboller üzerinden anlatırım diyor. Ya da bir elçi vasıtasıyla. Bu da irşat diyebilirsin. Değil mi? Tarikatların içerisinde anlamış olan birinin sana anlayışın açılması için sarf ettiği çaba, gösterdiği dil emek. Dil üzerinden de açıyor kendisini. Dil Tabii üzerinden tarikatlar için, yani tarik derken yolculuk içerisinde demek istiyoruz. O yolculuğun içerisinde mesela bir öğretmenin öğrencisine gösterme biçim bir elçinin yardımıdır. Değil mi? Hızır bir elçidir. Hızır geldi söyledi. Hızır vasıtasıyla bildirildi. Elçiyle söylendi. Üç biçimde. Ya kalbine doğrudan bildiriliyor. Ya semboller, simgeler, doğa üzerinden, fenomenler, dışsal gerçeği, Allah'ın ayetleri denir buna. Kur'an'da da ayet olarak geçer. Ayet buna denir. Dışsal ayetler üzerinden gösterir. Ayet kitabın ayetleri değildir. Kitapta ayet olarak gösterilen şeyler doğanın ayetleridir. Doğa içerisindeki olan gerçeklikler ayet olarak buraya alınır. Hayat kitabıdır. Yaşamın kendisinin kitabıdır Kur'an. Onun içindeki kavramlardan gösterir ya da irşat vasıtasıyla. Sen bu ne doğayı okuyabilirsin ne de kalbine inzal olmuyor olabilir. Bir kişiyle, bir öğretmenle, bir yol göstericiyle, bir rehberle de bu ayetler okunabilir. Peki biraz daha devam edeceğiz. Benim sadece Tevrat'taki o ilk başlangıç bölümünü biraz birkaç farklı okumayla yorumlayabilir miyiz mesela? Yorumlayalım. Bak o orası biraz daha kozmogonik. Yani o veya başlangıçta meselesi, Bereşit bölümü, yani birinci bab. Birinci kitabın birinci bölümü. Orası biraz daha kozmogonik. Orayı anlamlandırıcı, çok büyük derinlikler var ama biz masaldan bahsedeceksek, Tevrat'ın masalsılığından bahsedeceksek, mesela insanın yaratılışında o masalsılık çok güzel var. İstiyorsan olur. İkinci babına bakalım. Olur. O da ağaç, yılan. Tabii. Hepsinin olduğu yer. Elma mı, armut mu? Ne o? Yedi. Belli değil. Neyi yedi? Kaza boy elma diyor ama mesela farklı zamanlarda farklı şeyler söyleniyor ve hiçbir tesadüfü değil. Derin derin düşünüp diyor ki işte bu şeydir. Limona benzeyen bir meyvedir. Hem kokar hem tatlıdır falan. Böyle bir sürü yorumlar var. Şimdi şey okuyorum. Tora, Tevrat, Tevrat-ı Şerif, Yaratılış bölümü, Tekvin kitabı, ikinci bab. Ve gökler ve yer ve onların bütün orduları itmam olundu, tamamlandı. Ve Allah yaptığı işi yedinci günde bitirdi. Ve yaptığı bütün işten yedinci günde istirahat etti. Ve Allah yedinci günü mübarek kıldı, baruh. Bereketli, mübarek kıldı ve onu takdis etti, kutsadı, kuddüs, takdis etti. Çünkü Allah yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti. İşi bıraktı,
işi bıraktı. Tamam oldu çünkü ve istirahat etti. Tamam. Rab Allah yeri ve gökleri yaptığı günde, bir bölümü olduğu gibi okuyayım. Çünkü anlamlandırarak gidersek biraz şey sürebilir. Sadece bu bile bugünü bitirir. Bu, sadece bu bölüm 10 program alır arada, yani emin olabilirsin. Ve Rab Allah yeri ve gökleri yaptığı günde, yaratıldıkları zaman, göklerin ve yerin asılları bunlardır. Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu ve bir kır otu henüz bitmemişti. Çünkü Rab Allah yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı ve toprak işlemek için adam yoktu. Ve yerden buğu yükseldi ve bütün toprağın yüzünü suladı. Ve Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi. Ve adam yaşayan bir can oldu. Can oldu. Yaşamıyordu. Yaşayan can oldu. Ve Rab Allah şarka doğru Aden'de, Aden bahçesi. Değil mi? Aden'de bir bahçe dikti. Ve yaptığı adamı oraya koydu. Ve Rab Allah görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasında hayat ağacını ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ırmak çıkardı. Ve oradan bölündü ve oradan bölündü ve dört kol oldu. Birinin adı Pişon'dur. Kendisinde altın olan bütün Havila diyarını kuşatır. Ve bu diyarın altını iyidir. Orada ak günlük ve akik taşı vardır. Ve ikinci ırmağın adı Gihon'dur. Bütün kuş ili kuştan, kuş ilini kuşatan odur. Ve üçüncü ırmağın adı Dicle'dir. Aşur'un önünde akan odur. Ve dördüncü ırmak Fırat'tır. Ve Rab Allah adamı aldı, baksın ve onu korusun diye Adem bahçesine koydu. Ve Rab Allah adama emredip dedi. Emrediyor. Nece konuşuyorlar değil mi? Rab Allah adama emredip dedi. Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye. Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin gün mutlaka ölürsün. Şimdi bize bunu kim aktarıyor? Değil mi? İlk insandan bahsediyoruz. Kendisinden başka hiçbir şahit yok. Ve Rab Allah, bak Rab Allah Adem'e dedi. Evet. Ve Rab Allah dedi. Adamın yalnız olması iyi değildir. Kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. Yardımcı. Ve Rab Allah her kır hayvanını ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı. Topraktan yaptı. Ve onlara ne ad koyacağını görmek için adama getirdi. Ve adam her birinin adını ne koyduysa canlı mahlukun adı o oldu. Topraktan yapıyor. Bütün ne kadar aklına gelecek şey hayvan varsa, yani bütün o Nuh'un gemisine giren hayvanların hepsi önüne geliyor. Topraktan yeni yapılmış. Daha böyle kil kokusu üstünde hayvan. Geliyor karşısına ve onlara diyor ki senin adın kuş. Senin adın fil. Senin adın şu olsun, bu olsun, zürafa olsun. Sen kertenkele ol. Ve adam bütün sığırlara ve göklerin kuşlarına ve her kır hayvanına ne at koydu, hayvanlarına at koydu, fakat adam için kendisine uygun yardımcı bulunamadı. Bak, hepsine isim koyarken onlara bakıyor ve kendisine uygun bir yardımcı bulamıyor. Yardımcı. Ve Rab Allah adamın üzerine derin uyku getirdi ve uyudu. Ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapladı. Ve Rab Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı. Ve onu adama giydirdi. Ve adam dedi, şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir. Buna Nisa denilecek. Çünkü o insandan alındı. Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak, karısına yapışacaktır ve bir beden olacaklardır. Ve adam ve karısı ikisi de çıplaktılar ama utançları yoktu. İşte masal. Bu bir masal. Aa, çok güzel, ama devam etsen oluyorsun değil mi? Aslında. He? Çok derinlikler var orada.
üflenmesi, kaburga kemiğinden, hayvanların isimlerini bilmesi, bunların tabii hepsi... Şimdi, ya bu kitabın aslının İbranice olduğunu unutmayacağız. Ve İbranice kendi iç gramerinden bağımsız olarak Türk dil yapısına uygun hale getirilecek şekilde tercüme edildi. Buradaki kelimeler aslında tercih edilmiş kelimeler olarak sadece kendilerine gösterirler. Hiçbir kutsal metnin tercümesi, ki bu bir tahriftir, tercüme etmek tahrif etmektir, kitapların tercümeleri asıl metnin derinliklerini sana doğrudan vermez. Kavramsal bir çalışma yapıyorsan eğer, kelime o asıllarına gitmen lazım, orijinallerine gitmen lazım. Şimdi mesela bu de diyor ki bak, ya başlayalım. Ve Rab Allah yeri ve gökleri yaptığı günde, yaratıldıkları zaman, neler? Yerler ve gökler yaratıldığı zaman, tam o günde, göklerin ve yerin asılları bunlardır. Nedir? Asıl ne demek? Yani şu anda bizim gördüğümüz gök, o yaratılmış olan gökler değil mi? Bunların, o asılların suretlerini mi görüyoruz? Peki ne demek bu? Yani feza dediğimiz şey, semanın bir sureti midir? Yani öyle olsa ne olur, olmasa ne olur? Mesela bir yorum. Bu beden bu ruhumuzun bir sureti midir? Gibi. Mesela, nereleri taşıyabiliriz bunu? Gökten, o göklerin ve yerin asıl kelimesine takılıyorlar burada. Asılları, orijinalleri bunlardır. Kabalistler buna şu yorumu yapıyorlar. Sefirotların yaratıldığı zamandır diyor bu. Sefirotlar, Kabala'daki bilirsin o Kabala'nın bir diyagramı vardır. İnsanı Kamil modeli vardır. Adam Kadmo modeli. Ve Adam Kadmo'nu Kamil insanı bir araya getiren tanrısal temel 10 nitelik vardır. Bu 10 nitelik kusursuzluk göstermesi anlamında bir küre olarak gösterirler. Sefira denir bunlara. Sfer denir. Sfer. Sfer diyoruz zaten değil mi biz? Türkçe'de de sfer denir. Küre. Küre olarak yapı sfer. Her biri bir sferdir. Bu sferlerin çoğulu İbranice sefirot. Bunlar diyor ki, diyorlar ki bütün kainatın yaratılışındaki tanrısal asli 10 nitelikten bahsediyor burada. Asıl gökler onlardır. Çünkü semavidir bunlar. Zuhurlarda görmezsin. Asıl olan budur. Diğerleri onun gölgesi gibi. Gölgesidir. Muhteşem bir yorum. Yani kabalistik açıdan çok iyi bir yorum. Ve bu bana yeter diyebilirsin. Ama sonra Filon diye bir adam geliyor. Milattan önce 1. yüzyıl. 21 yüzyıl önce yaşadı. O diyor ki asıl dediği orada Filon şeydir, İskenderiyeli Filon, Platonik öğretinin şeyle, Tevrat'la, Platon'un buluşturucusu. Yani Tevrat'ı Platonik çerçevede okumaya gayret etmiş, ayetleri felsefi birer metin olarak yorumlamaya çalışmıştır. Konuşmuştuk Filon'u yanlış hatırlamıyorsam. Filon şu yorumu yapıyor. Oradaki asıllar idealardır. Her şey, Tanrı önce ideaları yaptı. İdealar imal edilmiştir. Bak, idealar en baştan beri vardı değil. Hayır, Tanrı ideaları yaptı diyor. İdealar varoluşun projeleridir. O projelere göre yaptı her şeyi. Önce idealar vardı. Sonra idealların yansıması olarak biz bu fenomenal alemi görüyoruz. Onlar nomenler. Kendileri bilinir ama kendileriyle bilinir olanlardır. Muhittin Arabi'nin ayağını sabite dediği ile biraz örtüşebilir mi bu idealar? Veya tabii. Aslında daha çok örtüşür. Daha örtüşür. Tabii, çünkü idea dediğimiz zaman başka bir yere gideriz. Ayan sabite dediğimiz zaman, sabit ayınlar dediğimiz zaman Esma-i Hüsna'ya biraz İsmail daha denk Hüsna düşüyor ama Esma-i Hüsna'nın öznesi var. Tanrı'nın isimleri. İdealar. Şeyler. İsimler. İsmail. Allah'ın isimleri öznesi olan bir öznenin, Tanrı'nın isimleri. Platonik idealar da Demiurgos için anlatır. Demiurgos idealarla birlikte biçim verir. Yani
çok birbirlerinden çok uzak değiller ama demiurgos'un yarattığı şeyler değildir idealar. İdealar daim var olan ama içi boş, daha gerçekleşmemiş olan kavramlardır. Realizasyon. Yani gerçekleşmemiştir. Varlardır ama potansiyel. tabii tahakkuk etmemiştir. Yani idealar haktır ama tahakkuk etmemiştir. Tahakkuk ettikçe onlar gerçek içeriğine sahip olacaktır. Halbuki şeyde Esma-ül Hüsna'da Allah'ın katında esmaların hepsi şeydir, vardır. Ama tahakkuk etmedik dediği için sen onlara var diyemezsin. Sen de tahakkuk ettikleri zaman onların gerçekliğine ancak şahit olabilirsin. Bir cümle okuduk değil mi? Kaç dakika var? Ona göre gidelim. Yani sırlayabiliriz yavaş yavaş. Tabii. Peki. O zaman mesela bu bölümü okumuş olalım. Evet. Haftaya buradan başlayıp gideriz diyeceğim de haftaya sadece bu bölümde olabilir. Bakalım ne gösterir. Sadece o bölüm haftaya. Onun Olur. üzerine Bakalım ne yorumlar gösterir. yapalım. Yok, Şimdi ben tamam, oralarda olur. kimlerden yararlanırım? Şimdi bunu bakalım. Madem Tora okuyoruz. Tora içerisinde mesela kendi rabanik geleneği içerisinde bu konuda Talmud ne diyoryu getiririz. Filon'un bu bölümle ilgili ne dediğini. İbni Meymun, Çok güzel Moşe olur. Maimonides, Dalalütül Hayr'in bana göre bu literatürün içerisinde yazılmış en mükemmel kitaplardan biridir. Türkçe'ye çevrildi. Kayseri'de basıldı. Erciyes Üniversitesi'nde iki profesörle birlikte çevrildi. Bu işin derinliklerini istiyorsan. Ya bu Evet. anlattığım seviye benim için yeterli. Daha derinli ben ne yapayım? Boş ver. Metinlere Ama girelim. oraya girelim. Tamam. Girelim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok çok Sağ olasın. teşekkürler. Sağ ol. Görüşürüz. Var ol. Tekrar. Haftaya görüşürüz. Görüşeceğiz inşallah. Hadi Eyvallah. bakalım. Eyvallah. Allah'a emanet. Sen de. Eyvallah. Yani. Bizim kitabımız onların kitabı, bizim dinimiz onların dini, bizim milletimiz onların milleti. Hermeneotik tek bir çatı altında, değil mi? Bu Tamam. anlayış akletmez misiniz? O Ya. açılar, o perspektifler üzere varlık okuması hakikaten Kur'an'da ilk emri oku işte. Belki de bu menzilleri oku. Menziller Tabii. üzerinden oku. Tabii. Evet. Hermeneutik. Oku Evet, burada. Evet. oku. Yoksa bak sadece bir kitap olsaydı bu okunması gereken niye okuyacağını bilmekle ilgili bir problem yaşamazdı peygamber. Kendisine oku dendiği zaman neyi okumam gerektiğini neyi okuyacağım? Diyor. Cebrail'in getirdiği haber üzerine oku neyi? Bir daha oku ama neyi? Rabbin adıyla oku. Rabbinin adıyla oku. Okunacak olan ne? Yani eğer bir metinse oku okuyayım. Muhammed cahil mi? Yani öyle olduğunu işte yücelterek şöyle okuma yazma bile bilmiyordu. Neler neler verildi kendisine. Bunu aşağılamak için de söyleyen var, yüceltmek için de söyleyen var. Halbuki kendisi kervanları güden bir tacir aynı zamanda. Yani bir tacirden bahsediyorsun. Basit bir hikaye mi? Tabii ki okuma yazmayı biliyor. Öyle bir insan okuma yazma bilmesi için çok çalışmasına da gerek yok. Zeki, ne kadar zeki bir insan olduğu da belli. Yani peygamberi övmek için değil. Tabii ki övgüler onun üzerine olsun da yani onun övgüsü benden değil. Ama kendisinde apaçık yazıyor. Neyi okuyacağım diyor. Nasıl okuyacağım demiyor. Aldı eline. Nasıl okuyacağım? Bu Hintçe. Ben okumayı bilmiyorum ki Hintçe. Demedi. Nasıl dedi. Neyi? Neyi okuyacağım? O Evet. zaman o başlangıçta noktasında hala okumalar devam ediyor, değil mi? O oku sorgusu. Az önce Tabii. Tevrat'tan okudum. Başlangıçta Allah gökleri ve yeri yarattı. O başlangıca neyi koyacağız? Neyi okuyacağım yani? Tabii Başlangıca neyi koyacağım? ya koca felsefe tarihi tamam ya ontoloji bu demek. Başlangıçtaki yani ontoloji diye bir şey var. Bilim var ya da nasıl diyeyim felsefenin bir kavramı ve bir şey paradigması. Paradigma da denmez. O başlı başına felsefenin kendisidir ontoloji aslında. Yani. Ontoloji üzerine konuşmak istediğin zaman bütün teologlar, felsefeler başlangıç sorunsalını irdelemek zorunda. Başlangıcın nasıl olduğunu söylemezsen sonunu nasıl söyleyeceksin? Başlangıç yoksa son yok. Arada bir tahmin.
Geri kalan hayatın anlayışların hepsi tahmini. Bütün anlayışların temelinde ne var? Başlangıçta ne var? Hepsi. Asıl soru başlangıç. Ve kitap böyle başlıyor. Başlangıçta. Başlangıçta. Neyin başlangıçtan önce ne var? Başlangıcı Tanrı yaptı. Başlangıçtan sonra Tanrı olmadı. Tanrı başlangıcı yaptı. Tanrı nerede başlangıçtan önce? Değil mi? Bunların üzerine külliyatlar neler neler söyleniyor. Şimdi biraz o metinlerden okuyabilir miyiz? Betimlemeler, Tabii. örnekler. Bu açık yapıt meselesi anlaşıldıysa birazdan yapacağımız okumalar çok daha net yerli yerine oturulur. Yani çünkü şu hikaye şu. Bir dille gönderildi. Bu dil Tanrı İbranice mi konuşurdu? Değil mi? Tevrat'ı İbranice gönderdi. Peki Tanrı Arapça mı konuşurdu? Tanrı'nın dili Arapça mı? Diğer diller nereden geldi? Tanrı Arapça konuşursa Tanrı bir gramerle mi konuşur? Bir dille mi konuşur? Mesela şeyi bile söylüyorlar. İşte biz derken diyor, biz derken saygıdan dolayı biz diyormuş şeklinde yorumlar da var. Doğru. Doğru. Bu ama bak bu bir yorum. Öyle olmak zorunda. Mesela Tevrat rabbinik literatürde biz dediği nedir? Neye atıf yaparlar? Derler ki Tevrat, Tora rabbinik literatürden yani Yahudi ilahiyatından söylüyorum. Tora yaratılmış bir şey değildir. Tanrı'nın aklına Tora denir diyorlar. Tora, Tanrı'nın aklıdır. Yani kainatın yaratılış planına Tora denir. Tora kainatın yaratılış planı. Yani diyor ki Tanrı o zaman bir şeyler olsun deyip yapmadı. Ne yapacağını biliyordu. Bilerek yaptı. Tanrı bilmeden bir şey yapar mı? İşte Tanrı'nın yapmadan önceki bilişine Tora denir. Ve Tora canlıdır diyorlar. Tora yaşar. İşte biraz önce senin söylediklerin kitap yaşıyor o zaman. DNA gibi yani. Dil böyle. Aynen o. Tora yaşıyor. O zaman Tanrı diyor ki Tora ile konuşuyor. Tanrı Tora ile konuşuyor. Diyor ki yapalım. Kendi benzeyişimizle insan yapalım. Benim niteliklerim senin namusun, aklın. Yani nomos, aklınla yapalım. Ha, o zaman anladık. Hayır anlamadık. Bu bir biçim, bir okuma biçimi. Bu cümleye, bu anlayışın altına artık işletmen lazım. Onu biçimlendirmen lazım. Tora'nın yaratılıştan önce var olması ne demek? Bunu düşünmen lazım. Bu bir cümle. Aslında söyledim işte. Çok muhteşem bir hakikat. Bu hakikatin içini nasıl doldurursan sen olsun. Bu cümleyi ezberleyen değilsin sen. O cümleyi yapılandıransın. Nasıl yapılandıracaksan o olacaksın. İster Tevrat'tan, Tora'dan yap, ister Kur'an'dan yap. Nereden yaparsan yap. İslam içinde hani sistemin kendisi İslam. Allah katında din İslam'dır dediği nokta aslında Evet. sistemin niteliği odur. Tora Tabii. içinde aynı şekilde planın kendisi odur yani. Tabii. Yani bu hani bir dilde hani kozmik bütünlük diyelim biz buna. Bütünlüğün kendisinin ismi Tora. Bütünlüğün ismi İslam aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. İşte bu bazıları insanlık tarihini şeyden başlatır. Adem'den başlatır. Bazıları yok Adem'den sonra öldü gitti sonra Nuh geldi. Nuh'tan başlatır. İşte farklı farklı başlatmalara farklı temellendirmeleri gider. Bir anlayışta Tanrı'dan başlatır. İnsanlık tarihi Tanrı ile başlar. Der. No? Kendini nereye dayandırıyorsun? Biz maymundan geldik. O da fena değil ama onun fıkrası vardır biliyor Yeterli musun? bir başlangıç değil. Daha Onun fıkrası. ötesi var ya. Fıkrasını biliyor musun? Fıkra aldı. Yok, bilmiyorum. Çocuğun kafası karışmış okulda aldığı derslerden. Gitmiş babasına demiş. Baba ya okulda anlatıyorlar. Benim kafam çok karıştı. İnsan nereden geliyor? Çok basit maymundan geliyoruz işte. Evli evli maymundan insan olduk. Tatmin etmedi içeriye geçti. Anne dedi okulda böyle böyle diyorlar. Babam dedi ki maymundan geldik. Biz nereden? Bizi Tanrı yarattı. Babam maymundan geliyor. O babanın ailesi diyor. Evet. Yani buradaki aslında anlaşılan şu. Kendini nerede temellendiriyorsan ona bağlarsın. Kendini Tanrı'da temellendiremiyorsan nerede temellendireceksin? Yani meyveyi anlamak için ta tohumdan başlamak gerekiyor. Yoksa meyve anlaşılmıyor. Açmıyor kendisini. Tabii. Meyve, Ve tohum açmıyor. tofun meyvenin sırrı. Öyle diyorlar. İşte oğul babanın sırrı falan böyle şeyler var ya. Ayetler bunları işaret ediyor. Tanrı
nece konuşuyor? Tanrı bir kere kendi ifadesiyle, kitapların kendi ifadesiyle Tanrı vahiy suretiyle bildiriyor bu kitapları. İbranice yazmıyor, Arapça da yazmıyor. Peygamberlerin kalbine inzal olan vahiyleri, bak kalbe inzal olan vahiyleri akla rücu ettirerek bize taşıyorlar. Kalbe inzal olanı akla rücu ettiriyor. Bak hem iniş hem çıkış var. Kalbe inzal oluyor, akla rücu ediyor. İnzal olan vahiy, rücu eden risalet. Peygamberle risalet. Sana söylüyor çünkü bak söylüyor, yazıyor. Peki Tanrı'nın bildirdiği gibi mi? İşte orada iman meselesi giriyor. Birebir aktarabilmiştir. Bazıları da yok diyor, aktarırken bozulmalar olmuştur falan filan. Mesela bak çok ilginç bir tartışma daha var. Diyorlar ki, şimdi sana bir soru sorayım. Onun üstünden konuşalım. Anlayış, derinlikler. En önemli şey anlayışın derinliklerine ulaşmaktır. Yoksa kitap kimseye hiçbir şey söylemez. Şimdi literal taraftan sana bir soru. Bir makaleyi alıp olduğu gibi aktarmak mı daha mukaddes bir iştir? Yoksa o metni alıp, anlamlandırıp, iç derinliklerine teneffüs edip mi aktarmak? Hangisi daha yüce? Bir söz var diyor ki alim diyor koyun gibi olmalı, kuş gibi olmamalı. Kuş yavrusuna kay verir, kusar, yediğini olduğu gibi kusar. Koyun ise diyor onu hazmeder, süte çevirir, o şekilde verir. Dolayısıyla o süte dönüşümü hal üzerinden geçmesi işte... Hazreti Ali Efendimiz'in söylediği gibi o susan Kur'an, ben ise konuşan Kur'an'ım dediği mana. Muhteşem. Kesinlikle buna katılıyorum. Dolayısıyla benimle aynı yoruma sahipsin. Sen de diyorsun ki mesela alıp o metni olduğu gibi aktarmak değil. Onu işte kendi anlayış süzgecimden geçirip ona katılmak daha mukaddes bir iştir. Eğer peygamberler böyle yapmış olsaydı biz onların yorumlarını okumuş olurduk. Tanrı'nın sözünü okumamış olurduk. Tahrif olurdu. Kendi kitapla, kendilerine inzal olan kitabı tahrif etmiş olurlardı. Daha bozmuş olurlardı. Kendi anlayışlarıyla bozmuş olurlardı. Musa'ya işaret ederlerken, yine o Talmudik gelenekte derler ki, Kabala kelimesi buraya gelir. Kabala hem gelenek demektir hem de Türkçe kabul deriz ya, kabul etmek. Kabala kabul etmek demektir. Musa'nın büyüklüğü kabulde yatar diyor. Kabul etmiştir. Almıştır. Hiçbir nefsaniyet karıştırmamıştır. Aldığı gibi aktarmıştır. Kabul, ama bunu kabul etmeden yapamaz. Olduğu gibi kabul etmek. Yani yanlış olduğunu düşündüğün yerler olduğu için kabul etmemezlik yapmazsın da canını yakan yerler olabilir. Olduğu gibi kabul edemeyebilirsin. Her şeyiyle kabul ediyor ve aktarıyor. Razı. Tabii. O yüzden mekabela. Yani bütün Tora'nın yazılı ve sözlü ve onun deruni tüm anlamlarıyla birlikte Sina Dağı'nda Tora'nın, Tevrat'ın Musa'ya verildiği ama halka onun kanun tarafını, işte şeye, bunun mistiklerine, onun anlayış tarafını, fıkıhçılar onun hukukunu bölüştürmüştür gibi anlatılıyor. Halbuki aslında söylenen şu, her insan bir Musa meşrebi olarak bu kitaba yönelir. Ya fıkhına gidersin ya derinliklerine gidersin ama elindeki kitap Tanrı'dan geldiği gibidir. Söylemem bu. Kur'an içinde bunu söyleyebilirsin. Yoksa bugün olumsuz olarak söylemeyelim ama mesela işte Mevlana'yı, Yunus'u İslam'ın sıradan bir anlayışıyla karşılaştırdığın zaman ya aynı kitabı okuyup biri ne derinliklere gidiyor, öbürü nerelerde takılıyor kalıyor. Ya. Görüyorsun. Aynı kitabı okuyor. Aynı ayetler. Aynı ayetlerle yaparız da diyor Kur'an. Yemini dalalete, şaşkınlıkta bırakırız. Okur şaşırır. Bu ne ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Yani ister istesin giremesin, ister nefret etsin giremesin. Saçma sapan. Hepsi birbiriyle karışık. Bir öyle diyor, bir böyle diyor. Hiçbirini kabul etmiyorum. Buna şaşkınlık diyor. Delalet. Şaşkınlık. Şaşırmış. Kalıyor. İçinden çıkamamış. Bu kitap yok. Yanlış. Bu kitaplar doğru. Anlamadan kabullerin hepsine şaşkınlık diyor. Hidayet kavramlarıyla okuyabilmek, onun içerisinden çıkış yolunu bulmak, kitabın öznesi haline gelmek demek. Peygamber de söylüyor. Hepimiz şaşkındık. Hepimiz ve yolu yürüyenlerle hidayete ulaştık. Ben ulaştım diyor.
her okuyan da samimi olarak kitaba yönelenler de hidayete ulaşır diyor. Üç sureti vardır kitapların bildirilişinin. Bu mesel falan hikayelerine gireriz. Bu hafta girsek yarım kalacak. Belki onun biraz daha ön çalışmasını yapmış oluruz. Haftaya da neler yapacağımızın ön bilgisini veririz. Belki bu bölümlere şöyle bir göz atabilirler. Tanrı insana kendini üç şekilde bildirir. Kur'an'a göre. Kur'an'ın kendi ifadesinde Tanrı insana üç şekilde bildirir. Vahiy suretinde bildirir kendini. Perde arkasından bildirir. Ya da bir elçiyle bildirir. Bir elçi vasıtasıyla bildirir. Ya bu tabii ayetini söylerim. Bu bildiğim bir ayettir senin de. Yani bazen hadis mi ayet mi karışır, bu bir ayettir. Sanırım Şuara suresinde geçen bir ayettir. Şimdi bunu yorumlaman gerekir. Vahiy ne demek? Vahiy doğrudan kalbe gelen bilgi demek. Bütün ilhamatlar hepsi vahyin bir altıdır. Vahyin altında yer alır. Şeyle bildirmek, perde arkasından. Tabii yani nedir? Sitre. Değil mi? Perde, sitre. Settar. Tanrı örter. Mesela neyle örter? Perdeyle örter. Ayıpları örter. Ya da sitretül münteha vardır. Son perde. İşte oraya kadar gelirsin. Onu açamazsın. Açarsa işte yanarsın. Tanrı o perdenin arkasından konuşur ki peygamber bile son perdeye kadar gelmiştir. İnsanların nice perdeleri vardır. Bu perdeleri kaldırmaktır esas. Tasavvufta ne kadar işlenen bir konudur. Perde Kabala'da mesela çok önemli bir kavramdır bu perde. Klifot denir buna. Klifa, kılıf, zarf. Yani hakikati örten bir şeyin, hakikatini örten zarf, kılıf. Yani insan nerede? İşte burada, buradayım insanın. Hayır, insan bunun içinde. Bu zannetmeye kendini beden imgesi üzerinden düşünme olarak der mesela felsefede. Klifot bu şeylerin hakikati örten, nuru, ışığı kapatan şeylere perde deniyor. Felsefede bir kavram olarak bunun fenomenon olduğu söylenebilir. Fenomenler, yani dışsal fenomenler, doğa. Doğa olduğunu söyleyebilirsin. Doğaya bakınca ne görürsün doğaya? Ağaçlar görürsün, değil mi? Atlar görürsün, böyle koşan böyle. Doğa deyince de hep o doğaya kaçıyoruz. Halbuki bu yaşadığımız şehir de doğadır. Doğa. Beton da olsa doğa kavramını içerisinde alır. Halbuki doğa bunlar demek değil. Doğa bu fenomenlerin hepsini, yani bu dışsal tezahürlerin zuhura gelirler. Çünkü tezahürlerin her birinin özüdür. Özüne doğa denir. Doğa elle tutulan bir şey değildir. Doğa bir kavramdır. Ama ne diyor? Perde arkasından, yani dışsal gerçekliklerden sana söyleyebilirim. Nedir o dışsal gerçeklik? Kur'an'da örneği ne? Arı üstünden gösterebilirim. Sana örnek veririm. Bak diyor işte kuş, kuşa bak. Ankebuta bak. Örümceğe bak. Bak örümceğe. Bak karıncaya. İşte bak gezegenleri. Görmüyor musun? Bak bunların hepsi perde. O perdelerin arkasında. Dolayısıyla perde ne demek? Sembol. Semboller üzerinden anlatırım diyor. Ya da bir elçi vasıtasıyla. Bu da irşat diyebilirsin. Değil mi? Tarikatların içerisinde anlamış olan birinin sana anlayışın açılması için sarf ettiği çaba, gösterdiği emek. Dil üzerinden de açıyor kendisini. Dil tabii tarikatları için, yani tarik derken yolculuk içerisinde demek istiyoruz. O yolculuğun içerisinde mesela bir öğretmenin öğrencisine gösterme biçim bir elçinin yardımıdır. Değil mi? Hızır bir elçidir. Hızır geldi söyledi. Hızır vasıtasıyla bildirildi. Elçiyle söylendi. Üç biçimde. Ya kalbine doğrudan bildiriliyor. Ya semboller, simgeler, doğa üzerinden, fenomenler, dışsal gerçeği, Allah'ın ayetleri denir buna. Kur'an'da da ayet olarak geçer. Ayet buna denir. Dışsal ayetler üzerinden gösterir. Ayet kitabın ayetleri değildir. Kitapta ayet olarak gösterilen şeyler doğanın ayetleridir. Doğa içerisindeki olan gerçeklikler ayet olarak buraya alınır. Hayat kitabıdır. Yaşamın kendisinin kitabıdır Kur'an. Onun içindeki kavramlardan gösterir ya da irşat vasıtasıyla. Sen bu ne doğayı okuyabilirsin ne de kalbine inzal olmuyor olabilir. Bir kişiyle, bir öğretmenle, bir yol göstericiyle, bir rehberle de bu ayetler okunabilir. Peki
biraz daha devam edeceğiz. Benim sadece Tevrat'taki o ilk başlangıç bölümünü biraz birkaç farklı okumayla yorumlayabilir miyiz mesela? Yorumluyorum. Bak orası biraz daha kozmogonik. Yani o başlangıçta meselesi, Bereşit bölümü. Yani birinci bab. Birinci kitabın birinci bölümü. Orası biraz daha kozmogonik. Orayı anlamlandırıyor. Çok büyük derinlikler var ama biz masaldan bahsedeceksek, Tevrat'ın masalsılığından bahsedeceksek, mesela insanın yaratılışında o masalsılık çok güzel var. İstiyorsan olur. İkinci babına bakalım. Olur. O da ağaç, yılan. Tabii. Hepsinin olduğu yer. Elma mı, armut mu? Ne o? Yedi. Belli değil. Neyi yedi? Kaza boy elma diyor ama mesela farklı zamanlarda farklı şeyler söyleniyor ve hiçbir tesadüfü değil. Derin düşünüp diyor ki işte bu şeydir. Limona benzeyen bir meyvedir. Hem kokar hem tatlıdır falan. Böyle bir sürü yorumlar var. Şimdi şey okuyorum. Tora, Tevrat-ı Şerif. Yaratılış Tekvin kitabı. İkinci bab. Ve gökler ve yer ve onların bütün orduları itmam olundu. Tamamlandı. Ve Allah yaptığı işi yedinci günde bitirdi. Ve yaptığı bütün işten yedinci günde istirahat etti. Ve Allah yedinci günü mübarek kıldı. Baruh. Bereketli, mübarek kıldı. Ve onu takdis etti. Kutsadı. Kuddüs. Takdis etti. Çünkü Allah yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti. İstirahat etti. İşi bıraktı. İşi bıraktı. Tamam oldu çünkü. Ve istirahat etti. Tamam. Rab Allah yeri ve gökleri yaptığı günde, bir bölümü olduğu gibi okuyayım. Çünkü anlamlandırarak gidersek biraz şey sürebilir. Sadece bu bile bugünü bitirir. Sadece bu bölüm 10 program alır arada, yani emin olabilirsin. Allah yeri ve gökleri yaptığı günde, yaratıldıkları zaman, göklerin ve yerin asılları bunlardır. Ve henüz yerde bir kır fidanı yoktu ve bir kır otu henüz bitmemişti. Çünkü Rab Allah yerin üzerine yağmur yağdırmamıştı ve toprak işlemek için adam yoktu. Ve yerden buğu yükseldi ve bütün toprağın yüzünü suladı. Ve Rab Allah yerin toprağından adamı yaptı ve onun burnuna hayat nefesini üfledi. Ve adam yaşayan bir can oldu. Can oldu. Yaşamıyordu. Yaşayan can oldu. Ve Rab Allah şarka doğru Aden'de, Aden bahçesi, değil mi? Aden'de bir bahçe dikti. Ve yaptığı adamı oraya koydu. Ve Rab Allah görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı ve bahçenin ortasında hayat ağacını ve iyilik ve kötülüğü bilme ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için Aden'den bir ırmak çıkardı. Ve oradan bölündü ve dört kol oldu. Birinin adı Pişon'dur. Kendisinde altın olan bütün Havila diyarını kuşatır. Ve bu diyarın altını iyidir. Orada ak günlük ve akik taşı vardır. Ve ikinci ırmağın adı Gihon'dur. Bütün kuş ilini kuşatan odur. Ve üçüncü ırmağın adı Dicle'dir. Aşur'un önünde akan odur. Ve dördüncü ırmak Fırat'tır. Ve Rab Allah adamı aldı, baksın ve onu korusun diye Adem bahçesine koydu. Ve Rab Allah adama emredip dedi. Emrediyor. Nece konuşuyorlar değil mi? Rab Allah adama emredip dedi. Bahçenin her ağacından istediğin gibi ye. Fakat iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemeyeceksin. Çünkü ondan yediğin gün mutlaka ölürsün. Şimdi bize bunu kim aktarıyor? Değil mi? İlk insandan bahsediyoruz. Kendisinden başka hiçbir şahit yok. Ve Rab Allah, bak Rab Allah Adem'e dedi. Evet. Rab Allah dedi. Adamın yalnız olması iyi değildir. Kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. Yardımcı. Ve Rab Allah her kır hayvanını ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı. Topraktan yaptı. Ve onlara ne at koyacağını görmek için adama getirdi. Ve
her birinin adını ne koydu ise canlı mahlukun adı o oldu. Topraktan yapıyor. Bütün ne kadar aklına gelecek şey hayvan varsa yani Nuh'un gemisine giren hayvanların hepsi önüne geliyor. Topraktan yeni yapılmış. Daha böyle kil kokusu üstünde hayvan. Geliyor karşısına ve onlara diyor ki senin adın kuş. Senin adın fil. Senin adın şu olsun, bu olsun, zürafa olsun. Sen kertenkele ol. Ve adam bütün sığırlara ve göklerin kuşlarına ve her kır hayvanına ne at koydu? Hayvanlarına at koydu. Fakat adam için kendisine uygun yardımcı bulunamadı. Bak hepsine isim koyarken onlara bakıyor. Ve kendisine uygun bir yardımcı bulamıyor. Yardımcı. Ve Rab Allah adamın yerine derin uyku getirdi. Ve uyudu. Ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapladı. Ve Rab Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı. Ve onu adama giydirdi. Ve adam dedi, şimdi bu benim kemiklerimden kemik ve etimden ettir. Buna Nisa denilecek. Çünkü o insandan alındı. Bunun için insan anasını ve babasını bırakacak, karısına yapışacaktır ve bir beden olacaklardır. Ve adam ve karısı ikisi de çıplaktılar ama utançları yoktu. İşte masal. Bu bir masal. Ay çok güzel, ama devam etsene oluyorsun değil mi? Değil mi aslında? He? Çok derinlikler var orada, üflenmesi, kaburga kemiğinden, hayvanların isimlerini bilmesi. Bunların tabii hepsi... Şimdi ya, bu kitabın aslının İbranice olduğunu unutmayacağız. Hı-hı. Ve İbranice kendi iç gramerinden bağımsız olarak Türk dil yapısına uygun hale getirilecek şekilde tercüme edildi. Buradaki kelimeler aslında tercih edilmiş kelimeler olarak sadece kendilerine gösterirler. Hiçbir kutsal metnin tercümesi, ki bu bir tahriftir, tercüme etmek tahrif etmektir, kitapların tercümeleri asıl metnin derinliklerini sana doğrudan vermez. Kavramsal bir çalışma yapıyorsan eğer, kelime o asıllarına gitmen lazım, orijinallerine gitmen lazım. Şimdi mesela bu ve diyor ki bak, ya başlayalım. Ve Rab Allah yeri ve gökleri yaptığı günde, yaratıldıkları zaman, neler? Yerler ve gökler yaratıldığı zaman, tam o günde, göklerin ve yerin asılları bunlardır. Nedir? Asıl ne demek? Yani şu anda bizim gördüğümüz gök, o yaratılmış olan gökler değil mi? Bunların, o asılların suretlerini mi görüyoruz? Peki ne demek bu? Yani feza dediğimiz şey, semanın bir sureti midir? Yani öyle olsa ne olur, olmasa ne olur? Mesela bir yorum. Bu beden bu ruhumuzun bir sureti midir? Gibi. Mesela, nereleri taşıyabiliriz bunu? Gökten, o göklerin ve yerin asıl kelimesine takılıyorlar burada. Asılları, orijinalleri bunlardır. Kabalistler buna şu yorumu yapıyorlar. Sefirotların yaratıldığı zamandır diyor bu. Sefirotlar Kabala'daki bilirsin o Kabala'nın bir diyagramı vardır. İnsanı Kamil modeli vardır. Adam Kadmon modeli. Ve Adam Kadmon'u Kamil insanı bir araya getiren tanrısal temel 10 nitelik vardır. Bu 10 nitelik kusursuzluk göstermesi anlamında bir küre olarak gösterirler. Sefira denir bunlar. Sfer denir, sfer. Sfer diyoruz zaten değil mi biz? Türkçe'de de sfer denir, küre. Küre olarak yapı sfer. Her biri bir sferdir. Bu sferlerin çoğulu İbranice sefirot. Bunlar diyor ki, diyorlar ki bütün kainatın yaratılışındaki tanrısal asli 10 nitelikten bahsediyor burada. Asıl gökler onlardır. Çünkü semavidir bunlar. Zuhurlarda görmezsin. Asıl olan budur. Diğerleri onun gölgesi gibi. Gölgesidir. Muhteşem bir yorum. Yani kabalistik açıdan çok iyi bir yorum. Ve bu bana yeter diyebilirsin ama sonra Filon diye bir adam geliyor.
Milattan önce 1. yüzyıl. 21 yüzyıl önce yaşadı. O diyor ki asıl dediği orada Filon, şeydir, İskenderiyeli Filon, Platonik öğretinin şeyle, Tevrat'la, Platon'un buluşturucusu. Yani Tevrat'ı Platonik çerçevede okumaya gayret etmiş, ayetleri felsefi birer metin olarak yorumlamaya çalışmıştır. Konuşmuştuk Filon'u, yanlış hatırlamıyorsam. Filon şu yorumu yapıyor. Oradaki asıllar idealardır. Her şey, Tanrı önce ideaları yaptı. İdealar imal edilmiştir. Bak, idealar en baştan beri vardı değil. Hayır, Tanrı ideaları yaptı diyor. İdealar varoluşun projeleridir. O projelere göre yaptı her şeyi. Önce idealar vardı. Sonra ideaların yansıması olarak biz bu fenomenal alemi görüyoruz. Onlar nomenler. Kendileri bilinmez ama kendileriyle bilinir olanlardır. Muhittin Arabi'nin ayağını sabite dediği ile biraz örtüşebilir mi bu idealar? Veya tabii. Aslında daha çok örtüşür. Daha örtüşür. Tabii, çünkü idea dediğimiz zaman başka bir yere gideriz. Ayağını sabite dediğimiz zaman, sabit ayınlar dediğimiz zaman Esma-ül Hüsna'ya biraz İsmail daha Hüsna. Değişiyor ama Esma-ül Hüsna'nın öznesi var. Tanrı'nın isimleri. İdealar. Şeyler. İsimler. İsmail. Allah'ın isimleri öznesi olan bir öznenin isimleri. Platonik idealar da Demiurgos için anlatır. Demiurgos idealarla birlikte biçim verir. Yani çok birbirlerinden çok uzak değiller ama Demiurgos'un yarattığı şeyler değildir idea. İdealar daim var olan ama içi boş, daha gerçekleşmemiş olan kavramlardır. Realizasyon. Yani gerçekleşmemiştir. Varlardır potansiyel. Ama tabii tahakkuk etmemiştir. Yani idealar haktır ama tahakkuk etmemiştir. Tahakkuk ettikçe onlar gerçek içeriğine sahip olacaktır. Halbuki şeyde Esma-ül Hüsna'da Allah'ın katında esmaların hepsi şeydir, vardır. Ama tahakkuk etmedikleri için sen onlara var diyemezsin. Sen de tahakkuk ettikleri zaman onların gerçekliğine ancak şahit olabilirsin. Bir cümle okuduk değil mi? Kaç dakika var? Ona göre gidelim. Yani sırlayabiliriz yavaş yavaş. Tabii. Peki. O zaman mesela bu bölümü okumuş olalım. Evet. Haftaya buradan başlayıp gideriz diyeceğim de haftaya sadece bu bölüm de olabilir. Bakalım ne gösterir. Sadece o bölüm haftaya. Onun olur. Üzerine bakalım ne gösterir. Şimdi ben tamam, oralarda olur. Kimlerden yararlanırım? Hı-hı. Şimdi bunu bakalım. Madem Tora okuyoruz. Tora içerisinde mesela kendi rabanik geleneği içerisinde bu konuda Talmud ne diyor'yu getiririz. Filon'un bu bölümle ilgili ne dediğini. İbni Meymun, çok Moşe Maymonides, Dalaletül Hayr'in bana göre bu literatürün içerisinde yazılmış en mükemmel kitaplardan biridir. Türkçe'ye çevrildi. Kayseri'de basıldı. Erciyes Üniversitesi'nde iki profesörle birlikte çevrildi. Bu işin derinliklerini istiyorsan. Ya evet. Bu anlattığım seviye benim için yeterli. Daha derinli ben ne yapayım? Boş ver. Metinlere ama girelim. Oraya girelim. Tamam. Girelim. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ teşekkürler. Görüşürüz. Var olun. Haftaya görüşürüz inşallah. Eyvallah. Allah'a emanet. Sen de.